1975'inden Lice'de deprem oldu. Zaten bütün dünya biliyorlar. O zaman 1976'da bir sene sonra biz Lice'de imzalamışız. Dedi siz bu borçlanmayı kabul ettin. Biz size konut yaptıracağız. Biz de kabul ettik bunu. Bir zat ben imzalamışım 8,5 liraya. O zaman milyondu. O milyon şimdi liraya dönmüşler. Onu kabul etmişiz. Ondan sonra gelen kaldı. 35 sene oldu. 35 seneden sonra ondan sonra bir müteahhit geldi. Ondan sonra dedi bu siz konutlar yapmamıştır. Ne diyorsunuz? Dedim eğer ki siz yapıyorsun 500 evlerin tarafında yani 500 bu tarafta. Orada biz kabul ederiz. Peki dedi ben o zaman gideyim sizi alıştırma yapalım o siz şeyini dosyanızı getirelim. Adam gitmiş kendisi de Bingolluydu. Gitmiştir ondan sonra gelmiştir yapmışlar. Yapmışlar ondan sonra bize ne kağıt vermiş ne bir şey vermiştir. Biz zannettik ki yani 10 seneye kadar yani bu borçlanma bizden almayacaklar. Ondan sonra 8 sene, 9 sene falan oluyor. Biz yerleşmişiz buraya. Şimdi ne diyorlar? Diyor 4000 lira faiz koymuştur. Hatta ben de bir arkadaş yere gittik bankaya. Dedim Sayın Müdür Bey biz bunu imzalamışız, vereceğiz. Bunu bize taksit yapın biz yatıralım kendimize göre yani. He. Dedi ola da biz o faizi önce faizi alacağız. E dedim faizi alan da canımdadır. Veren de dedi o zaman biz de vermeyeceğiz. Gel konutları geri alın. He, hadise bundandır. Ondan sonra bak 8 sene 9 sene oluyor. Ondan sonra şey getirmişler. Kağıt göndermişler. Getirin ondan sonra parayı yatırın. E bu millet de mağdurdu. Olay 5 lira diye veremeyenler vardı. E bunlar nasıl bu parayı ödeyecekler? Hadi bak. Bu faizi ondan sonra bir kere onu silsinler. O diğerleri de ondan sonra bize göre taksit yapsınlar, millet yatırsınlar. Kimse haksız ve hak vermez değil. Şey dedi ki imza alınacak, ödemeyi kabul ediyorsunuz. 10 seneye kadar bırakalar teslim ettikten sonra 10 sene bir şeyi alamıyoruz dedi. Ödeme alamıyoruz. 10 seneden sonra ödeme alıyoruz. Şimdi 35'ten deprem olmuş. 75'ten bize gelmiş diye parayı var. O parayı nereden yatırım verim? Zamanda niye bize haber vermediniz? Zamanda bize ayar, kendimize ayarlardık. Yoktur şu anda. Banka müdürü diyor ki alırsınız, verirsiniz verin. Vermişsiniz dedi ben avukat tutacağım. Avukatın dedi masrafları da size yükletiyorum. Ondan sonra kazandığımız vakit diyor İhaleye çıkarıp satıyoruz bunları. Artık neye satılırsa satacağız diyor. Öyle bu şekilde bizim adam aldatırdılar. Zamanında bize haber verirdi dedi ödeme. 8 senedir biz bu işi teslim almışız. Bu 8 senenin zarfından taksit yatıracaktık. Ekmekimizden keserdik verirdik. Maalesef o da gitti. Veremedi anadan değil. Tebliğ veririm. Tebliğ zamanından vereydik. Tebliği niye zamanından vermediniz? Teslim aldığımız vakit dedi ki sizin ödemenizdir bunu ödeyeceğiz. Taksite bağlayacağız ödeyeceğiz. Aniden diyor ki 11,5 milyar parayı tekrar yatıracağız. Yoktur. Olmadıktan sonra ne yapacağız? Biz bunu taksit etmek istiyoruz. Ve faizi almamak istiyoruz. 10 sene, bizi 10 sene adamı vaat vermiş. 10 sene teslim ettikten sonra 10 senemiz daha bitmemiş. 2 senemiz kalmış. Şu 2 seneyi de vazgeçiyoruz. Taksite bağlasın, faizini vermesinler. Biz taksitimizi ödeyelim baba. Ondan sonra benim tek şahsıma, benim evim verdi, kepçenin dibine gitti. 100 metrekare benim evime komple gitti. Ben nereye gideyim? Bana bir yer bulsun devlet ben gideyim. 75 yılından beri bu konutların bize yapılması gerekirken 2007-2008'den yapılmış.
teslim etmişler. Sözde ücret alınmayacaktı. Bunlar millete, mağdurlara verilecekti parasız. Altyapı sorunu var. Çevre düzenlenme sorunu hala var. Şimdi de banka tarafından heciz gelmekte bize. Hicize vereceğiz bu parayı ödemezseniz diye. Biz de yetkililere sesleniyoruz. Bu insanlara bir yardımcı olsunlar. Bazı insanlar var, hiç ödeme gücü yoktur bunların. Anahtar teslim edildi 10 yıl önce. O zaman bir şey demediler, bir şey istemediler. Biz de ona göre tedbirimizi alırdık. Şimdi toplu halde bir para ödeme miktarı gelmiş. İşsiziz, çalışamıyoruz. Ödenecek gücümüz gerçekten bazı insanların hiç yok. Yardımcı olmalarını istiyoruz. Bir çare bulmalarını istiyoruz bu sıkıntılara. 75'ten bu 2006'dan yapılmış bunlar. O günden bugüne kadar yani biz bu zaten mağduruz. O 2008'den bu yana bize 2008'den bu yana şu anda faizini bizden almaya çalışıyorlar. Faiz alıyorlar. İlk sene eğer geri ödeme varsa bize makbuz gönderseydi biz ödememizi yapardık. 1 milyardır neydirse biz onu yapardık. Bunu toplamış 12 milyar şu anda para bizden istiyorlar. O burada zaten AFAD'dır, ismi AFAD'dır yani hep fakir kesimidir burada oturanlar yani. Hep fakir kesimidir yani. Bunu ona göre yetkililerle biz bunu istiyoruz. Bunu kolaylık nedirse bize onu yapsınlar. Yani.